Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere sürücü kursları için yazmış olduğum bir programın tanıtımını yapmak istiyorum kısaca. Öncelikle arkadaşlar burada programımız şu. Ben hemen burayı kapatayım. Burada BST klasöründe sayfa oluşturucu diye bir programımız var. Bir de sorgulama diye bir sayfamız var. Öncelikle sayfa oluşturalım her bir kursiyer için. Yani izledikten sonra göreceksiniz nasıl çalıştığını. Son sıra numaramız 1. Son aday numaramız da 1. Yeni oluşturduğumuz için birden başlatıyoruz. Hazırla diyorum. Ve 100 kişilik bir kursiyer listesi hazırladı arkadaşlar. Sayfası hazırladı. Dosya belgeler klasöründe oluşturuldu. Hemen belgeler klasörümüze bakalım. Gördüğünüz gibi sürücü kursu 1 ile 101 arası kursiyer listemiz burada. Bunu buradan keseyim isterseniz. Ya da kesmeyeyim şimdilik. Burada kalsın bu. Tekrar bu sefer son aday numaramız 101 101 şey son sıra numaramız 101, son aday numaramız 101. Hazırla. Ve gördüğünüz gibi dosya belgeler klasöründe oluşturuldu. Hemen bakalım. Bakın bu sefer de 101 ile 201 arası. Yine son bir tane daha oluşturayım isterseniz. 201 son sıra 201 son ada 201. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tanesini oluşturdu. Ben bunları hemen buradan kesiyorum. Ve şu oluşturucunun dışına çıkıp şu sorgulamanın olduğu dosyanın yanına yapıştırıyorum bunları. Şimdi öncelikle şu 1 ile 100 arasındaki dosyayı açıyorum. Gördüğünüz gibi burada yeni kursiyer adı 1. Ondan sonra aday numarası buradan 2'den başlamış arkadaşlar. Bunu 1'den başlatmamız lazım. 0 yazmamız lazım. Neyse. Burada örneğin burada şu 10 buna Ahmet Yıldız diyelim. Şu Ahmet Yıldız'a tıkladığım anda gördüğünüz gibi Ahmet Yıldız'ın sayfasına geldi. Tekrar Ahmet Yıldız'a tıkladığım zaman şuraya geldi. Burada Ahmet Yıldız'ın TC numarasını yazacağız. Sınıfı C sınıfı. Kurs ücreti 2500 olsun. Ve buradan çıkıyoruz. Hemen Ahmet Yıldız'a tıklıyorum. Bakın 2500. Örneğin 04 03 2021'de mesela 750 TL ödediyse hemen şuradan Ahmet Yıldız'a tıkladığım zaman burada gördüğünüz gibi ödenen 750, kalan 1750, 750 ve borcu var. Tekrar Ahmet Yıldız sayfasına gittiğim zaman sınavımız örneğin 15.04.2021'de sınav ücretimiz de 350 lira olduğunu farz edelim. Bunun da 100 lirasını ödemiş diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sınav harcı 250. Ondan sonra burada kalan borcu kalmış diye uyarı veriyor. Kurs ücret kalanı 1750. Ödeme planı da burada taksitli bir şekilde ödeme yapacaksa burada ödeme planı da oluşturabiliyoruz. Ana sayfaya dönüyoruz. Şimdi bu şekilde tüm kursiyerleri böyle kaydediyoruz arkadaşlar. Örneğin bir Mehmet Aslan diyelim. Ondan sonra TC numarasını yazıyoruz. Sertifika sınıfını yazıyoruz. Kurs ücreti 3000 diyelim. Hemen buradan Mehmet Aslan'ın sayfasına gittik. Şu tarihte 500 lira bize ödedi. Mehmet Aslan'ın sayfasına geldik arkadaşlar. Bu şekilde tüm kursiyerlerimizi bakın burada tüm sayfalar mevcut. Toplam 100 tane sayfa oluşturmuş. Ve hepsine köprüleri bağlamış. Sayfalar hazır bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. 24. kursiyer. Yani burada kursiyer geldi, kaydını yaptıkça isimlerini değiştiriyoruz. Bu 1 ile 100 arası. Şurada arkadaşlar 101 ile 201 arası yine aynı mantıkla çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Aday sıra numarası, aday numaraları hepsi yazılı bir şekilde duruyor. Tek yapmamız gereken kursiyer şu yeni kursiyer adı yerine gelen bir kursiyeri yazacağız. Ayşe Güneş. Bundan sonra TC'sini yazacağız buraya. Sınıfını yazacağız. Ücretini yazacağız buraya. Sonra sayfasına tıklayıp onun ödemelerini her aldığımızda ödemelerini buraya gireceğiz. Bu kadar.
kursiyerlerimizin kayıtlarını bu şekilde takip ediyoruz. Şimdi gelelim sorgulama sayfasına. Bunu nasıl yapacağız? Hemen sorgulama sayfasını şöyle yapacağız arkadaşlar. Sorgulama sayfasını açıyoruz. Burada ana sayfaya geliyoruz. Sadece bir defaya mahsus şu işlemi yapmamız gerekiyor. Örneğin ben 1 ile 100 arasındaki kursiyer listesini açacağım. Şuradan en sona kadar. Burayı kopyalıyorum. Gelip sorgu sayfasına sağ tuş köprü olarak yapıştır diyorum. Sonra şurada sıra numarasını da aynı şekilde 2, 3 diyorum ve şunu da aşağıya kadar indiriyorum. Bu birinci sayfamı bitirdim. Şimdi ikinci sayfayı da burayı kapatayım. İkinci sayfayı da açıyorum. 100 ile 201 arası. Sadece şurayı seçiyoruz. Kopyala diyorum. Sorgu sayfasına gelip sağ tuş köprü olarak yapıştır diyorum. Ve sadece şu ikisini seçip şurayı çift tıklıyorum. İkinci listemi de aldım. 200 kişilik oldu. Bunu da kapatıyorum. Son olarak şunu açıyorum. Ve şuradan şuraya kadar seçip bunu arkadaşlar özellikle bu programı alan firma sürücü kursu yani özellikle bunu izleyerek yarın öbür gün yeni bir sayfa oluşturduğu zaman buraya nasıl çağıracağını öğrensin diye anlatıyorum. Ha, direkt yapıştır demeyeceğiz pardon. Sağ tuş köprü olarak yapıştır diyeceğiz. Ve şu ikisini seçip aşağıya çift tıklayıp indiriyorum. Ve arkadaşlar sayfa geri kalan sayfaları gizleyeceğim. Şuradan itibaren bak şöyle bir sürü boş yer var. Evet şuradan Ctrl Shift yukarı ok tuşuna basarak tekrar yukarı ok tuşuna basarak kısacası şuradan itibaren seçip en yukarıya kadar hepsini seçip gizleyeceğim şimdi. Şöyle tamam. Şuraya kadar sağ tuş gizle diyorum. Ve arkadaşlar bakın şurada 0 ile 100 arası. Şurada sağ tuş köprü düzenle diyorum. 0 ile 100 arası için şu dosyayı seçip tamam diyorum. Şu 100 ile 200 arası sağ tuş köprü düzenle 100 ile 201 tamam. Şurada da sağ tuş köprü düzenle 201 ile 300 arası deyip tamam diyorum. Bu kadar. Sonra şunları seçip birazcık büyütüyorum. Arkadaşlar bizim yaptığımızın şöyle zemini kırmızı olsun, yazısı beyaz olsun. Yani diğerlerini de sayfa oluşturursak, örneğin biz 300 ile 400 arası da istiyorsak şunu yapacağız tekrar. Yani neyse onu sonra anlatayım. Yani tekrar sayfa oluşturucuya geleceğiz. 301 şu aşağıya da 301 diyeceğiz. Hazırla diyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi tamam. Hemen bakalım şurada belgelere. Gördüğünüz gibi 301 ile 401 arasında oluşturdu. Bunu da kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Sonra sorgu sayfasını açıp şu az önce gizlediğim bölümü tekrar açmam gerekecek. Gizlediğim yer neresiydi? Şurayı gizlemiştim. Şu gizlediğim bölümü göster diyeceğim. En son 300. kursiyerin altına tıklayıp şuraya. Şu az önce oluşturduğum sayfadan şu 300 ile 400 arasını açıp şu alanı kopyalıyorum. Seçiyorum. Sağ tuş kopyala diyorum. Gelip sorgu sayfasına sağ tuş köprü olarak yapıştır diyorum. Sonra şu ikisini işaretleyip çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 401 tane kursiyer için hazırladım. Eğer 400 ile 500 arasında istiyorsak yine sayfa oluşturucuya gelip 401 ile 401 diyoruz. Hazırla deyip şöyle sayfamızı hazırladı. Burayı kapatıyorum. Pardon kapatmama gerek yok. Şurada belgelerime gelip şu ikisini de kopyaladım. Neyse, keşke kesseydim ya. Neyse kopyaladım.
Şu 400-500'ü de aldım. 400-500 sayfasını açıp 400 ile 500 arasındaki kurser sayfasını açıp aşağıya kadar sağ tuş kopyala sorgu sayfasına gelip sağ tuş köprü olarak yapıştır. Sonra şunu çift tıklıyorum. Bu kadar. Yani bu şekilde devam edebiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz kadar kurser için sayfa hazırlayabiliyoruz. Tamam, bu kadar yeter. 400-500 arasını oluşturduk mu? He, oluşturmuşuz. Tamam. Bunu kapatayım. Şu sorgu sayfasında bütün bunları yaptıktan sonra şurada en başa kadar olanları seçip sadece şöyle sağ tuş gizle diyeceğiz. Şunu da köprüsünü yapalım. Sağ tuş köprü düzenle 300 ile 400 arası. Şurada da sağ tuş köprü düzenle 400 ile 500 arası kursiyer listesi. Şu ikisini de seçip biraz büyütüyoruz yazları. Ondan sonra renginin onu da kırmızı beyaz yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bu listenin hepsini oluşturduk. İstersek 500-600 arası, 600-700 arası kaç kursiyerimiz varsa, kaça kadar gidiyorsa hepsini hazırlayabiliriz. Ve burası tamam. Şimdi gelelim bir sorgulama yapalım isterseniz. Mesela Ayşe Güneş vardı. Bakın Ayşe Güneş dediğim zaman otomatikmen Ayşe Güneş'i buldu. Tabi burada da düşey ara formülü kullandım arkadaşlar. Burada 100, 102 nolu sayfada olduğunu görüyoruz. 102'ye tıkladığım anda buraya geldi. 102 olduğu için şu ara, sayfa alanda olduğu için buraya tıklıyorum. Evet diyorum. Ve 102. sayfaya tıkladığımda Ayşe Güneş'in sayfasına ulaşmış oluyor. Yani sorgulama mantığı da bu şekilde. Örneğin Ahmet ne vardı bizim? Ahmet Yılmaz. Tam yazmak gerekiyor arkadaşlar. Tam eşleşme olması için. Ahmet Yılmaz'dı sanırım. Ahmet Yılmaz diyorum. Ahmet Yıldız mıydı? Ha, Yıldız diye. Ahmet Yıldız. Gördüğünüz gibi o aday numarası 11 nolu aday. 11. Buraya tıkladığım zaman şu aralıkta olduğunu biliyorum. Şu sayfaya tıkladığım zaman hemen onun sayfasına gidiyor. Burada Ahmet Yıldız'ı buradan görüp hem sayfasına hem kendisine gidebiliyorum. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Mesela 500. sayfaya gideyim. 500. sayfadan 490. kursiyerin adını değiştirelim buradan. Ne olsun? Murat Ay olsun. Murat Ay. Şurada hemen onun TC'sini yazıyorum. Sertifika sınıfı E olsun. Kursiyer ücreti, kurs ücreti 4000 olsun. Sonra geliyorum sayfasına gidiyorum. Şu tarihte 1000 TL ödemiş farz edelim. Tamam. Ve döndüm. Bu işlemi yaptıktan sonra sayfayı kapatıyorum. Örneğin kursiyer geldi, benim borcum ne kadar kalmış? İsminiz nedir? İsmim Murat Ay. Murat Ay diyorum. Gördüğünüz gibi hemen kendisini buldu. 490 nolu sırada olduğunu görüyorum. Buraya tıkladığım zaman 490'ın da şu aralıkta olduğunu bildiğim için buraya tıklıyorum. Evet deyip hemen 490'dan Murat Ay'a ulaşabiliyorum arkadaşlar. Sayfasına ulaşabiliyorum. Her türlü işlemi buradan yapabiliyorum. Örneğin biz bütün kayıtlarımızı doldurduk. Toplam 500 tane kursiyerimiz oldu. Şimdi bizim 600 ile 700. kursiyere ihtiyacımız var. 600'den 700'e kadar bir 100 kişilik bir daha yere ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Yapmamız gereken şey şu. Hatta burası açık kalsın. Sayfa oluşturulacak geliyoruz. Son satır, son sıra 501. Aşağıda 501. Yani sırayla aday numarası farklı olursa diye ben böyle yaptım. Şu anda ikisini beraber giriyorum. Örneğin sıra birden başlayıp aday numaranız 1000'den başlayabilir. Dolayısıyla bu ikisi aynı olmak zorunda değil. Hazırla diyorum. Hemen 500. Gördüğünüz gibi dosya belgeler klasöründe oluşturuldu. Hemen belgeler klasörüne bakıyorum. Burada 500'e 600'ü oluşturduğunu görüyorum. Bunu kopyalayıp bunu şuraya alıyorum. Sonrasında ne yapıyorduk arkadaşlar? Şunu yapıyorduk. Öncelikle şu sorgu sayfasına gizli yerleri açalım.
şu gizlediğimiz satırları göster diyerek açıyorum. Ve şuradan en altına geliyorum. 600. şey 500. Şuraya geldim. Evet, 501'in altına geldim. Tamam, burada duruyorum. Şu oluşturulan 100 kişilik kursiyer listesini seçiyorum. Burayı kopyala diyorum. Geliyorum buraya, sağ tuş köprü olarak yapıştır. Sonra şurayı da çift tıklayarak aynı sıra numarası mantığıyla aşağıya indiriyorum. Ondan sonra yapacağım başka bir şey kalmadı. Tek yapmam gereken burayı gizlemek. Hani çok aşağıya kadar hani gelip arama yerini bulmakta zorlanmayalım diye gizliyoruz. Şuradan Ctrl Shift yukarı ok tuşu seçtikten sonra sağ tuş gizle diyoruz. Gördüğünüz gibi burası da kalmış 600 kişi. Ctrl Shift yukarı ok tuşu. Şöyle seçeyim en iyisi. Şöyle başa kadar gidiyoruz. Şuradan itibaren gizle diyoruz. Eyvah, işareti bozdu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim beceriksizliğim. Şöyle seçtikten sonra sağ tuş gizle. Tek yapmamız gereken şu bağlantı yapmak. Bunun için de sağ tuş köprü düzenle diyorum. 500 ile 600 arasını seçip tamam diyorum ve işim tamamdır. Şimdi ben bu sayfadan bir kayıt girmek istiyorum. Mesela 590. sayfada Selman Can olsun. Şuraya da TC'sini yazdım. Sınıfı A artı ya da C artı D ehliyet, bu ikisini alacak. Ücret 5600. Hemen sayfaya gidiyorum. Şuraya bu tarihte 01.03.2021'de 880 lira da ödemiş olsun. Ve burayı kaydedip kapatıyorum. Şimdi geliyorum mesela. Sorgu sayfasına geliyorum. Örneğin öğrenci geldi dedi ki ben ödeme yapacağım. İsminiz nedir? Selman Can. Buraya yazıyorum. Selman Can. Enter'a basıyorum. Bilgilerini görüyorum. Sayfa numarasının 590 olduğunu görüyorum. Buraya tıkladığım zaman 590'ın da şurada olduğunu bildiğim için burayı tıklıyorum. Evet diyorum. Ve gördüğünüz gibi Selman Can sayfasına gelmiş oldum arkadaşlar. Ana sayfa da gelmiş olsaydı şuradan ulaşabilecektim. Program bu kadar arkadaşlar. Yani oldukça pratik bir şekilde sayfa oluşturabiliyorsunuz. Her seferinde bilgisayar 100 kişilik, şurada 100 kişilik bir liste oluşturuyor. Yaptığı şey şu. Buradan aşağıya kadar artırarak sayfa numarasını, sıra numarası ekliyor. Her birine kursiyer adı 1, kursiyer adı 2 diye isim yazdırıyor. Hepsinin tek tek köprülerini yapıyor. Burada da köprü yapıyor. Şurada da köprü. Bakın. Tüm verileri aktarıyor. Hepsini. Ondan sonra tıkladığım zaman gördüğünüz gibi aday numaralarını yazıyor. Şurada formülleri yerleştiriyor. Mesela az önceki, yani siz burada bir kursiyerin adını yazdığınız zaman, mesela Erdal Korkmaz olsun. Şuraya TC'yi yazdık. Burada sertifika numarasını yazdık. B. Kursiyer ücreti 2750. Gördüğünüz gibi buradaki formülizasyonları yapıyor. Buraya tıkladığım zaman 02.03.2021 ödenen 550. Hemen sayfaya döndüğümüz zaman bak ödenen 550. Yani bütün bu işlemleri program yapıyor. Ve işleminiz bittikten sonra eğer kursiyeriniz gelip sizden örneğin ödeme yaparsa, örneğin Ayşe Yılmaz, yok öyle bir Ayşe Güneş'ti ya. Hemen öyle kursiyeri buluyorsunuz. 101 olduğu için şu aralıkta, 102 olduğu için şu aralıkta olduğunu biliyorsunuz. Buradan da 102'de Ayşe Güneş'i hem görüyorsunuz hem de isterseniz sayfasını ziyaret edebiliyorsunuz. Yani burada Ayşe Yıldız, Ayşe Güneş'in TC'sini, sınıfını, kurs ücretini, ne kadar ödediğini, ne kadar kaldığını görüyorsunuz. Ayrıca detay için yine buraya gelip burada da diye işlemlerini yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bst.kanal@gmail.com üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.